Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 84. dersiyle karşınızdayız. Arkadaşlar bu dersimizde masa hareketlerinde bir değişiklik yapacağız. İndirimi biz normalde indirim tutarına göre hesaplatıyorduk. Ancak onu değiştireceğiz. İndirim oranına göre hesaplayacağız. Şimdi önce arkadaşlar projemizi açıyoruz. Aynı zamanda SQL Server tarafını da açıyoruz. Evet, WinForm altında masalar ve masa siparişleri. Bir de arkadaşlar Entities içerisinde model ve masa hareketlerini açıyoruz. İndirim tutarını kaldıracağız. İndirim oranını ekleyeceğiz arkadaşlar. Kopyasını oluşturuyorum Ctrl D ile. Bunu yorum satırı haline getiriyorum. İndirim oranı diyorum buna. Aynı zamanda da varsayılan değerini de 0 yapıyorum. Evet, projeyi çalıştıralım. 2 tane hatamız olacak. O hataları düzeltelim. Burası artık indirim oranı olacak. Masa siparişlerini arkadaşlar bu arada bunlar. Sipariş eklerken. Evet, burası tamam. Şimdi bir çalıştıralım. İşlemin veri tabanına yansımasını da görelim. Evet, bakıyorum arkadaşlar. Masa hareketleri, kolonlar. Şunu bir yenilemem gerekiyor. Evet, şu an için indirim oranı geldi. Tamam. Eklenmiş durumda. Şimdi masa siparişlerinde bir değişiklik yapacağız. Bir tane kolon ekleyeceğiz önce. Nereye ekleyelim? İndirim tutarı şuraya. Evet. İndirim oranı. Şöyle yüzde olarak gösterelim. Aynı zamanda bunun file name özelliğini belirtmemiz gerekiyor. Tamam. Burada zaten artık yani bunu silebiliriz. Artık indirim tutarı adında bir alanımız yok. Silsek daha iyi olur. Tutar içinde zaten böyle bir adlandırma yok. Her neyse şimdi tutar için unbound express'in özelliği bu aynı kalsın. Bir bakalım şöyle, bir yanlışlık olmasın. İndirim tutarı diye bir şey şu an için görünmüyor. İndirim tutarına bir bakalım. Buna şöyle diyelim o zaman. İndirim tutarı. Tamam, tekrar tutar kolonuna geçiyorum. Hesaplama kısmına bakıyorum tekrar. Şimdi indirim tutarı var. Tamam. Şurayı tekrar bir yenileyelim. Bir yanlışlık olmasın. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi burada indirim tutarının da görünmesi lazım. Dolayısıyla bunu da ayarlamamız lazım. Data type özelliğini desimal olarak ayarlıyorum. Evet, şimdi benim formüle bakayım. Evet, hesaplamıştım arkadaşlar. Tutar üzerinden gidebiliriz. Tutar bölü 100. 100 çarpı indirim oranı
olarak bu şekilde yapabiliriz. Tamam. Şurayı da şöyle bir taşımamız lazım. Evet, şu indirim tutarı sanırım caption özelliğini silmişiz. Şöyle olsun. Evet, bir bakalım. Son durumuna bir bakalım arkadaşlar. Evet, tutarda bir hata var. Şunu sıfır yapsak. İndirim tutarı. Yeni bir kayıt eklesek. İndirim oranı sıfır. Tamam. Aslında burada bir şey yok. İndirim tutarında bir sorun var. Şöyle yapsak daha iyi olur sanki. İndirim oranı üzerinden hareket etsek. Şimdi onunla ilgili formülümüze bakalım. Evet, bunu da şöyle yapacağız. Hemen kolonlara geçiyorum tutar için. Bunu değiştirelim hemen. Acaba şurada mı bir sorun var? Bir bakalım. Yok, bunu zaten şuradan almıştık. Neyse. Şöyle yapacağız. Şunu parantez içerisine alıyorum. Son durumdaki tutarı hesaplayacağız. Yani indirimli halini. Yine birim fiyatı çarpı miktarı. Nerede bu miktar? Evet. Çarpı. Yine çarpı diyeceğiz. İndirim oranı. Bölü 100. Evet, bu şekilde olması lazım. Bir bakalım. Değişti herhalde. Neyse, program bu şekilde herhalde kabul ediyor. Da şöyle yapalım. Tamam, değiştiriyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok şu an için. Bir bakalım tekrar. Evet arkadaşlar, tamam. Şu an için gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunun testini gerçekleştirelim. Evet, 4 çarpı 25, 100. Tamam. Şimdi indirim oranını 5,75 olarak değiştirdiğimizi düşünelim. Evet, indirim tutarının da aynı olması lazımdı ama farklı görünüyor indirim tutarı. Bu arada şuradaki butonlar da görünmüyor. Ona da hemen bakalım. Evet, hesaplamada bir sorun var. Her neyse, bunu şöyle bir de aynı zamanda indirim oranının formatını da değiştirelim arkadaşlar. İndirim oranı, display format.
Yüzde için arkadaşlar yani bir yerde denk geldim. Şöyle bir şey yapılmış numerik olarak. Şöyle tek tırnaklar içerisine yüzde sıfır olarak ele almış. Tabii virgülden sonra iki basamak olmasını istiyoruz biz. Bu şekilde olması için de nokta. Şöyle iki tane sıfır ekliyorum. Şimdi şu indirim tutarının hesaplanmasına bir bakalım. Neyse bunu ben bir yerden bakmıştım. Bunu kendimiz şimdi hesaplayalım. Şurası birim fiyatı çarpı miktar olması lazım arkadaşlar. Şöyle yani şimdi mantığı şu şekilde. 100 lirada 20 indirim yapıldıysa örneğin atıyorum 1000 lirada ne kadar bir indirim gerçekleşir? Şimdi burada tabii bulunacak olanı hesaplamak için 100'e bölmemiz lazım işlemi. Yani 1000 dediğimiz birim fiyatı çarpı miktar. 20 dediğimizde yani dolayısıyla birim fiyatı çarpı miktar. 20 dediğimiz 20 ile çarpmamız lazım. Yani indirim oranı arkadaşlar. Bölü 100. Evet hesaplamamız bu şekilde. Hemen yapalım. File'lara geliyorum. Birim fiyatı şöyle çarpı miktar. Çarpı indirim oranı dedik. Bölü 100. Evet, bölü 100 olacak. Tamam. Sanırım son durumda herhangi bir hata kalmamış olacak. Tamam, şimdi bir indirim oranı gerçekleştirelim. 3,75. Evet arkadaşlar bu arada virgülden sonra iki basamak olduğunu görüyoruz. Bunu 25 yapacaktık. Evet tamam doğru arkadaşlar. Herhangi bir hata yok. %10 olsun mesela temsili. Evet bu şekilde. Şöyle, tamam. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir de şu birim fiyatının önündeki buton ve aynı zamanda şu sil tarafındaki buton. Yani ben üzerinde çalıştığım için bu şekilde bir problemle karşılaştım. Sizde olmayabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Ancak olduğu zaman da en azından yani bilmiyorsak nasıl düzenleyebiliriz ona bakabiliriz. Evet, şunlar tamam butonlarımız burada. Herhangi bir sorun yok butonlarda. Şimdi kolonlara bakıyorum. Birim fiyatı için tamam gösterilmiş aslında. Ama neden böyle bir şey var? Resim büyük bir ihtimalle evet resimden kaynaklı bir sorun. Şu 16'ya 16 yapıyorum. Bu hangisiydi? Birim fiyatıydı sanırım. Herhangi bir şöyle para sembolü. Tamam şöyle şöyle bir şey ekliyorum. Bir de sipariş sil var arkadaşlar. Bunun da şöyle bir şey olsa tamam şu olsun. Yanlış mı oldu? Yanlış yere ekledik sanırım. Evet, onu da hemen düzelt. Tamam.
Şuradan bakalım. İmaj. Şu buton. Evet, şuradan imaj option arkadaşlar. Buton özelliğinden hangisiydi? Sipariş değil. Tamam, şunu alıyoruz. Fiyat içinde aynı şekilde. Şunu ekliyoruz. Tamam arkadaşlar, oldu. Şu bu arada onu silmemişiz. Onu da silelim hemen. Son değişikliğimiz. Birim fiyatı. Şunu hemen silelim. Clear. Okey. Tamam. Bakalım şöyle. Bir de çalışıp çalışmadığına da bakalım. Evet arkadaşlar, böylece indirimleri orana göre hesaplamış olduk. Tamam, çalışıyor. Bu da çalışıyor. Tamam. Herhangi bir sorun yok. 5,25 yüzde. Evet. 12,75 tamamen sallıyorum. 20,25 tamam. Bu haliyle kaydediyorum. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.